Evet, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün neden bahsedeceğiz? DUS hakkında her şey. Enine boyuna DUS'u konuşacağız, DUS'a bakacağız. İlk öncelikle şunu açıklayayım. Bu PDF'i açıklamalar kısmına bırakacağım. İsteyen dilediği takdirde indirebilir, istediği yerde kullanılabilir. Atıfta bulunmak şartıyla. Evet, geçelim. DUS'a öncelikle biz neden gireceğiz? Bunun bir mantığını öğrenelim. Şimdi biz çıktıktan sonra, diş hekimliğinden mezun olduktan sonra birkaç seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu seçeneklerimize bakacak olursak üniversitede kalıp doktora yapabiliriz. DUS sınavına girip 8 alandan birinde uzman olabiliriz. Şimdi bizim konumuz bu. 8 alanı da inceleyeceğiz şimdi. Bakacağız o 8 alan nelermiş. Özel hastanelerde çalışabilir. Devlette ADSM'lerde çalışabilir. ADSM'nin açılımı da ağız diş sağlığı merkezleri. Devlet hastanelerinde çalışabilir. Polikliniklerde çalışabilir. İstediği yerde kendi muayenehanesini açılabilir. Şurada da bir bilgi vermek istiyorum. Doktoradan profluğa kadar üniversitede yükselebilirsiniz. Evet, bizim konumuz DUS. Diğerlerine girmeyeceğiz biz. DUS nedir? Diş hekimliğinde uzmanlık sınavı arkadaşlar. DUS'un açılımı. DUS sınavı diş hekimi olup uzmanlık statüsü elde etmek isteyen kişilerin girdiği bir sınavdır. Evet. DUS sınavında yabancı dil şartı var mı? Evet arkadaşlar, var. DUS sınavında yabancı dil şartı var. Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için arkadaşlar İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinde YDS yani yabancı dil sınavı tespit sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak. Diğer sınavları da göreceğiz. Sadece YDS değil bu arkadaşlar. Ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul eden uluslararası geçerli bulunan bir belgeye sahip olmaktır. Daha demin dediğim gibi. Evet, yabancı dil sınavı sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Mesela diyelim ki ben 4. sınıfta bu dil sınavına girdim. Benim mezun olduktan sonra 2 sene, 3 sene daha hakkım var demektir bu arkadaşlar. 5 yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. Bu birazcık ayrıntı. YDS, YÖK Dil Sağlık ya da tıp sınavlarından minimum 50. Bakın. Sadece YDS değil, YÖK Dil Sağlık, tıp değil. Ayrıca YDS denkliğinde bulunan TOEFL ya da PTE denen sınavlar da var. TOEFL'ı biliyoruz ama PTE'yi de ben de araştırırken keşfettim arkadaşlar. TOEFL'la IELTS biliyordum ben. Ve IELTS yazılmamış tabi. Onu da araştırabilirsiniz istiyorsanız. YDS YÖK Dil Sağlık tıp dil sınavından minimum 50. Doktora için en az 55. Doçentlik başvurusu içerisinde de sürecinde en az 65 olması gerekmektedir. Bunların fiyatlarına da bakacak olursak ben 2019 yılı civarı için araştırdım bu fiyat arkadaşlar. 2019 yılı içindir muhtemelen. 120, YDS 120, YÖKDİL 100, TıpDİL 95 liraymış, TL'ymiş. Dolar, TOEFL ise 185 dolar. PTE için de arkadaşlar son 48 saate bırakırsa geç olarak adlandırılıyor 1100 TL. 48 saatten önce kayıt olursak ise 880 TL'ymiş arkadaşlar. Peki tabii bunlar da geleceğiz. Hangisi tercih edilmelidir? Bunları da ileriki slaytlarda göreceğiz. Ama şimdi de söyleyebilirim. Benim tercihim, kişisel olarak konuşayım, yok değil sağlık olacak arkadaşlar. Evet, bu 5 yıl geçerliliği olduğu için de şimdiden yavaş yavaş çalışmaya başlamalısınız. Çünkü gerçekten sorular lisede gördüğünüz gibi İngilizce değil. Daha ileriki seviyelerde okuduğunuz anlamı vesaire. Açıkçası zor birazcık. DUS sınavı soruları zor mu? Evet, İngilizceyi bıraktık, artık yabancı dilleri bıraktık. DUS'a gelelim. Adayların sınav ile fikirleri, özellikle bazı sorularda pratisyenlerin cevaplayamayacağı ameliyat bilgisi isteyecek ortalamanın üstünde zor soruların yer aldığı yönünde. Sınavda en çok zorlanan konular ise klinik bilimler testinde, ortodontik temel bilimler testinde ise anatomi konulara karşımıza çıkıyormuş. Evet. Ben de bunu birkaç kendimden büyük arkadaşlarıma danıştım. Farklı, hatta tıp kitaplarından dahi soruların çıktığını söylüyorlar. Gerçekten zorlanıldığını söylüyor. Hani nasıl ki TUS sınavı çok zorsa DUS sınavı da zor arkadaşlar. Peki nedir bu uzmanlık alanları? 8 adet uzmanlık alanımız var.
Bakalım bunlara. Ağız, diş ve çene cerrahisi ile ortodonti arkadaşlar 4'er sene. Ağız, diş ve çene radyolojisi 3. Çocuk diş hekimliği, pedodonti yani 3 yıl. Endodonti 3 yıl. Periodontoloji 3 yıl. Protetikleş tedavisi 3 yıl. Restoratif diş tedavisi 3 yıl. Bunlarından 6 tane işi 4, diğerleri 3. Tabii bizim bu 8 tane alanlarımızdan gelecekte daha alan çıkacağı, çıkmayacağı öyle bir şey yok. Gelecekte belki daha fazla alan çıkacak, yeni alanlar çıkacaktır diye inanıyorum. DU sınavı ne zaman yapılıyor? 2012 yılında yapılmaya başlanmış. 2014 yılına kadar Nisan-Eylül aylarında yılda ikişer defa yapılmış. 2015 yılından itibaren 2019 senemiz dahil Eylül ayında yani yılda bir kez yapılmıştır. DU sınavı yılda bir kez yapılmaktadır. Her yıl Eylül ayı içerisinde sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. DU sınavı kaç sorudur? DU'da temel bilimler 40 soru, klinik bilimler 80 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Sınav süresi. Sınav süremiz arkadaşlar 150 dakika, 2,5 saat yani. Her soru ise 75 saniye düşüyor. Evet, gelelim testteki soru sayılarımıza, dağılımına. Temel bilimler testinde arkadaşlar toplam 40 soru var demiştik. Anatomi 6, fizyoloji 6, biyokimya 6, mikrobiyoloji 6. Testteki oranlar ise %15. Hani bu 40 soru üzerinden yüzdesini söylüyor burada. Tıbbiye biyoloji genetik 4, farmakoloji 4, patoloji 4, histoloji ve embriyoloji 4 soru arkadaşlar. Diş hekimliği klinik bilimleri ise her biri 10'ar soru ve testteki yüzdeler ise %12,5 değerinde. Aynı şekilde bu da 80'de yüzde olarak 80 soru üzerinden hesaplanmış. Genel toplam ise 120 arkadaşlar, 120 soru. DU sınavı kontenjanları az mı? Evet, mezun olan meslektaşlarımızın en çok yakındığı ve hayıflandığı konu. DU sınavı zor mu sorusuna verilen cevapların bir kısmı ise kontenjan sayılarının az olması ile ilgili. Özellikle bazı branşlarda açılan kontenjan sayılarının fazla olmaması adayların DU'da başarılı olmanın olanaksız olduğunu düşünmesine neden oluyor. Bölümlerdeki kontenjan sayılarının Türkiye'de gelinde yüzü geçmemesi sınavın zor olduğu yönündeki bu fikri güçlendiriyor. Evet, 2019 yılındaki DU kontenjanlarına bakacak olursak arkadaşlar, cerrahi burada Türk uyruklu, burada yabancı uyruklu kontenjanlarımızı görüyoruz. Cerrahi 86, radyoloji 32, 86'ya 10, 32'ye 4, 83'e 11, 76'ya 10, 78'e 11, 47'ye 10, 74'e 10, 67'ye 10. Toplam Türk uyruklu 543 kişi, yabancı uyruklu ise 76 kişi alınmış ve toplam 619 kişi alınmış. Bakacak olursak en çok kontenjanı cerrahide açılmış 2019 yılı için. Bu yıldan yıla değişiklik gösteriyor tabii ki de. En az da periodontolojide açılmış arkadaşlar. Evet, yıldan yıla toplam alınan kontenjan Türk uyruklu, yabancı uyruklu toplam 2015 yılında 555, 2016 yılında 656, 2017'de 639, 2018 yılında 815, 2019 yılında da 619 kontenjan açılmış arkadaşlar. Evet, şimdi YÖDS, YÖK dil, tıp dil hangi sınav daha kolay olacak? İleride bundan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi gelelim bu konuya. TUS sınavları kılavuzlarına göre ÖSYM tarafından yapılan ya da bakanlık tarafından yaptırılan İngilizce sınavlar kabul ediliyor. Tıp dil sınavı Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi TÖMER'e yaptırılıyor. TÖMER'e yaptırılıyormuş arkadaşlar bu. Diğer YDS ve YÖK dil ise ÖSYM tarafından yapılıyormuş. Bu üç sınavda kelime, gramer ve okuma ağırlıklı sınavlar. Evet, böyle okuduğumuz kadar kolay değil ama. Şu an azıcık çalışıyorum ben de. Gerçekten sorular kolay değil. Sınavların içeriği ve soru tipleri küçük farklılıklar olsa da birbirine benziyor. Peki sınav zorluk dereceleri ne durumda? Şimdi bu önemli sorunun cevabını arayalım. Fakat arkadaşlar YDS ile hani bunların tıp dilin yok dilin YDS ile farklı tabii ki de zorlukları. YDS çok daha zor, çok daha genel, çok daha derin ve ince ayrıntılı şeyler sorulabiliyor. Kelimeler özellikle çok daha zor oluyor YDS'de. Şimdi YÖK dilde tabii içerisinde kendisi de alanlara ayrılıyor. Bir sağlık bilimlerine gireceğiz. Fen bilimleri vesaire bunun gibi dallar da var kendi içerisinde. YÖK dil sağlık bilimlerinin avantajları nedir derseniz, ben de YÖK dili hazırlandığım için bunu anlatıyorum. YÖK dili üzerinde duruyorum. Kendi bildiğimiz kelimeler, yani kendi alanlarımız, kendi uzman olduğumuz
alandan kelimeler geliyor. Sağlık bilimleri adı üstünde. Evet, bu üç sınavı incelediğimizde en zor sınavın, bak burada da demiş zaten, YDS, EYDS olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. ÖSYM, YDS sınavındaki soruların zorluk seviyesinde kesinlikle ödün vermiyor. Ciddi ve uzun soluklu bir hazırlık gerektiriyor YDS'de başarılı olabilmek için. 50 skoruna ulaşmak tabii ki imkansız değil ama muadillerine göre daha çok çaba gerektiriyor. YDS sınavının en büyük avantajı ise hemen hemen her ay yapılması. 2019 yılında YDS senede 3, EYDS ise senede 10 defa yapılacak. Dolayısıyla başvuru takvimimize göre size uygun bir sınav tarihi mutlaka bulunuyor. Bu iki sınavın tek dezavantajları az yapılmaları. Tıptı sınavı genellikle Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere 2 defa yapılıyor. YÖKDÜL sınavı ise 2018 ve 2019 yıllarında 3 defa yapıldı. Adaylar sınav tarihlerine göre hazırlıklarını yapmalılar. Evet, DUS taban puanları ve kontenjanları nasıl değerlendirilmeli olarak bir başlık tam bahsedelim. DUS taban puanları ve kontenjanları bir önceki senenin yerleştirme sonuçlarına göre oluşturulur. Bu nedenle her sene bu puanlarda artış ya da düşüş meydana gelecektir. Diğer adayların puan dağılımını ve standart sapmasına dikkat alarak bu değişim için net bir rakam söylemek her zaman mümkün olmaz. Fakat buna rağmen DUS taban puanları ve DUS kontenjanları, üniversitelerin DUS alanlarına yönelik yaklaşımını, eğitim kalitesini ve bölümünü kazanmanın zorluk derecesini ortaya koyan en iyi verilerdir. En iyi DUS tercih dönemi bittikten sonra istenen DUS taban puanları ve DUS kontenjanları hakkındaki istatistik verilere bakacak olursak demiş. Burada anlatmış arkadaşlar. 2010 yılında 1114 adayın tercih hakkı kazandığı DUS sınavı sonucunda açılan kontenjan sayısı 639'dur. Evet, biz 2019 yılı için kaç kişi girmiş DUS'a? Kaç kişi açılmış? 600'lerde bir kontenjan açılmıştı. 5000'i aşkın ise DUS sınavına giren aday var arkadaşlar. Kendi içimizde yarıştığımız için aslında bir nevi zor tabi. Hepimiz diş hekimiz, hepimiz yani belli bir süreçten geçmişiz, artık çalışmayı öğrenmişiz vesaire. Zor tabi, kolay değil. Bu kontenjanların 569'un üniversite kontenjanları oluşturmaktadır. Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenciler için açılan kontenjan sayısı ise 68'dir. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerde kontenjan açılmamış. GATA misafir askeri personel kontenjanı ise 2 kişiye sınırlı kalmıştır. Evet, burayı da okursunuz dilediğiniz takdirde. Geçelim. Yabancı uyruklu diş hekimleri DUS'a girebilecek mi? Evet, girebilecek arkadaşlar. %10'una kadar yabancı kontenjan ayrılıyormuş. Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları ve uzmanlık eğitimine başlamalar şu şekilde sıralanabilir. Evet, burası birazcık daha tabii ileriki konular. Bunları da dileyen istediği takdirde durdurup inceleyebilir, okuyabilir bunu. Aynı şekilde bu da devamı. DUS sınavına kimler girebilir arkadaşlar? DUS sınavına diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak, diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra askerliğini yapmış bulunmak yahut 86. ve 80. maddelere göre öngörülen durumlarda birine girmemiş olmak veyahut ya da yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Burada gene anlatıyor bu şekilde. Kızlar için tabi ilgili değil bu. DUS sınavında puan kesintisi hangi durumlarda gerçekleşiyor? Bunu da isteyen dilediği takdirde durup okuyabilir. Evet arkadaşlar, videomuz bitti. Umarım video faydalı olmuştur. İstediğiniz, merak ettiğiniz konular hakkında yorumlara çekmek istediğim videoları yazabilirsiniz. İhtiyacınız olan bilgileri vesaire ben de sizinle birlikte kendim de araştırıp sizlere sunarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz bu tarz videolar daha çok gelecektir. Evet, hoşça kalın, görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.